Sayın seyirciler, turizm açısından oldukça zengin sayılabilecek kıyı şeridindeki son durağımız Şarköy'deyiz. Şarköy'de Tekirdağ'ın hemen her yerinde olduğu gibi denize girmek için oldukça elverişli bir yer. Buralarda yazın en sıcak olduğu aylarda bile hava sıcaklığı bunaltmıyor insanı. Özellikle tatilde rahat etmek isteyenler yaz boyunca bunalmadan, yüzeyden bakınca metrelerce derinlikteki pırıl pırıl kumların görülebildiği ideal sıcaklıktaki berrak denizde gönül rahatlığıyla serinleyebiliyorlar. Bu yüzden Şarköy'e bir kez gelen hemen her yıl gelme alışkanlığını kazanıyor. İç turizmde gelişmeye başlayan Şarköy'ün yeterli tanıtımı yapıldığında dışarıdan gelenlerin de böyle bir alışkanlık kazanacağını umuyoruz. Yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. Çıktım Şarköy'ün yoluna sıra sıra zeytin. Çıktım Şarköy'ün yoluna sıra sıra zeytinler. 15 yaşında da Nazife de hanıma yazık ettiler. 15 yaşında da Nazife de hanıma yazık ettiler. Dramanın içinde yaparlar pazar, dramanın içinde yaparlar pazar. Kızlara yakışır şal ile şalvar, kızlara yakışır şal ile şalvar. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki geceyi nerede bulalım? Bu geceki geceyi nerede bulalım? Dramada satarlar ayvayla hurma, dramada satarlar ayvayla hurma. Kızlara yakışır davulla zurna, kızlara yakışır davulla zurna. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki geceyi nerede bulalım? Bu geceki geceyi nerede bulalım? Sayın seyirciler, Şarköy'de tatilini geçirirken rastladığımız TRT Türk Halk Müziği uzmanı Sayın Yücel Paşmakçı'dan Tekirdağ'ın folklorik yapısıyla ilgili kısa bir değerlendirme rica ediyoruz. Evet Sayın Paşmakçı. Efendim teşekkür ederim. Trakya'nın bütün kesimlerinde olduğu gibi Tekirdağ'da da hora ve karşılama havaları yer almakta. Bunlar genellikle karşılamalar 9 zamanlı, horalarda 7 zamanlı usuller ihtiva etmektedir. Şarköy'de rastlamış olduğum hora havalarından Çam havası, Çift Ayak, Alay Bey, Mustafa Bey,
gibi ilk akla gelivermelerden. Ayrıca karşılama havaları da mevcut. Karşı karşıya oynanan oyunlardan. Bu arada repertuarımızda olmayan bir takım ezgilere de rastladık burada. 15 civarında ve daha da çıkması muhtemel. Bunları da repertuarımıza kazandırdık. Kültürün, şartların ve yaşam biçiminin oluşturduğu folklor, insan hayatını gözler önüne seren bir ayna gibidir. Ait olduğu toplumun değer yargılarını, geçirdiği olayları ve olaylar karşısındaki davranışlarını, zevkini, estetiğini, ürünleriyle nesilden nesile taşıyan folklor, başlı başına bir ilim dalıdır. Çoğunlukla sözlü kaynaklardan yararlanan folklor, diğer ilimlere de kaynaklık etmektedir. Gittiğimiz illerin folklorik özelliklerinden kesitleri ekranlarınıza getirmek amaçlarımız arasında. Bu nedenle Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde rastladığımız bir kına gecesini sizler için görüntüledik. Yörelerimizde yaşanan hayata göre farklılıklar gösteren folklorumuz, dünyada eşine ender rastlanan zenginliktedir. Ama bazı olaylar vardır ki hemen her yöremizde aynı gibidir. Kına havaları da bunlardan biri. Baba evinden ayrılmanın ezikliği, yeni bir hayat kurmanın heyecanıyla karışarak ikisi arasındaki burukluğu hissedersiniz. Kına havalarında Türk kültürünün önemli müesseselerinden biri olan aileyi kurmak için yapılan düğünler ve kına gecelerinde söylenen türküler, oynanan oyunlar her yöremizde aynı burukluğu yansıtırlar. Ulaşımın bugünkü gibi kolay olmadığı zamanlarda çeşitli yörelerimizden derlenen kına havalarının ezgileri, sözleri büyük ölçüde birbirine benzerler. Aynı olay karşısında aynı şeyleri hissetmek kültür beraberliğinin işareti olsa gerek. Bu da millet olmanın önemli bir vasfıdır. Ay olan, ah kardeş, kınan kutlu olsun.